Evet, şu anda İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndayız. Muay Thai milli takım kampı için Aydın'a gideceğiz arkadaşlar. Kamp başlıyor. Şu anda 81 ilin 81'inden burada, doğusundan, batısına, Ege'sinden, bütün ülkemizden antrenörler ve sporcular var. Bitlis Tatlı'ndan var, Gaziantep'ten var, Diyarbakır'dan var, Ankara'dan var. Yani güzel bir bence durum. Herkes hakikaten ayrı gibi. Dediğim gibi bu da bizim ülkemizin rengarenk kültürü. Halil Demir, Muay Thai Federasyonu'nda teknikten sonra başlayan milli takım seçmeleri de ayın 10'da yapıldı. Ayın 16'sına kadar da milli takımımız şu anda ilk hazırlık kampına başladı. Daha sonra arkasından 3 kamp daha yapmayı planlıyoruz. Bitlis, Sivas, işte en sonunda bir Adana'da planlıyoruz. Dünya Şampiyonası'na aynı şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bu sene takımımız iyi. En son Dünya Şampiyonası'nda 120 ülke arasında takımımız 3. olarak 2019'da noktalamıştık. Aynı başarının altına düşmek istemiyoruz. Hatta çıtayı biraz daha yukarı çekmek için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Şu anda kampta çocuklarımız da hemen seçmenin arkasında ufak tefek sakatlıklar olmasına rağmen iyi durumdalar. Özverili bir şekilde çalışıyorlar. Antrenör arkadaşlarımız da şu anda elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. İyi bir takımımız olacak inşallah. Silahlarımızı kuşandık. Aferin şampiyon. Onu burada bir dövüştürsek ya. Dedik eldivensiz yapacağız diye sana. Babası. Ben eldivensiz yapacağım diye. Top çok. Anlamadığınız bir şey var mı? Hocam, yok. Biz duymadık hocam. Teşekkürler. Şimdi Yılmaz Hoca anlatacak, yine yine söyleyeyim size. Her gruba 2 antrenör düşüyor. Her 4 kişiye. Şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Herkes sorumluluğunu bilecek. Biz de bileceğiz, siz de bileceksiniz. Çünkü amacımız bir, hedefimiz bir. Yani en iyi reklam tanıtım bayrak temsiliyle olur. Bundan güzel olamaz. Hele hele bunu başarıyla taşlandırırsak bunun tadından geçilmez. Hiçbir maddi anlamda da karşılığı vardır ama o karşılığın hazını veremez. Bunu yaşayanlar bilir. İnsanın belli bir ömrü var, belli bir yaşı var. Dönemini yaşar ve biter o. Ama yapılan kahramanlıklar, yapılan başarılar tarihe geçer. Bunu da hiç kimse değiştiremez. Neydi bu arkadaş abi? Zaten 3-5 saniye önce çektim. Benim adım Hasan Elibek. Muay Thai milli takım kampına kazandım. Bir sene arkadaşlarla beraber çok kaliteli, güzel, iyi dövüşçü arkadaşlarımız var. Çok güzel gidiyor, her şey yolunda. 5 aylık bir süre var. Ona inşallah en güzel bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Biz
biz arkadaşlara, arkadaşlar bize inşallah en güzel tecrübeleri katacak. Öyle geçip gidiyoruz. Peki o şey nasıl, kamp süreci nasıl? Didim'i nasıl buldunuz? Didim'i biraz zor buldum. Yani ulaşana kadar bulduk işte, navigasyona falan geldik artık. Sen buraya bayağı zor buldun. Yok, hani nasıl buldunuz derken, iyi mi, verimli mi? Hani... Evet, çok verimli, çok. Ben sabahtan neyden bahsediyorum abi? Gördün ya, verimli, güzel tecrübeli geçiyoruz. Abim atmosfer gayet güzel. Zaten tanıdık yüzler genel olarak. Motivasyonumuz yüksek. Dünya şampiyonasının zamanını bekliyoruz, tarihini bekliyoruz. Bomba gibi geliyoruz. Antrenman süreci iyi geçiyor. Takım arkadaşlarımızla iyi antrenmanlar yapıyoruz. Verimli geçiyor. Bu çalışmalar sonucunda daha iyi deneyimler elde edeceğimize inanıyorum. Kaptan, önce seni bir tanıyalım. İsmim Serdar Yeteroğlu. Gaziantep'liyim. Muay Thai'de dünya şampiyonum var. Yaklaşık 10 yıldır milli takım kampındayım. Gençlerden bu yana. Güzel bir kampımız var. Arkadaşlarımın hepsi genç ve dinamik. İnşallah bu yıl dünya şampiyonasında güzel başarılar alacağız. Takımımızda bir sorun yok. Şu anda alışıyoruz daha yeni yeni. Şu an iyi gidiyor. İnşallah dünya şampiyonasında güzel bir başarı elde edeceğiz. Bu motivasyonla gidersek değil dünya, kainat düşünsün. Çok güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Gayet güzel bir verim aldığımızı düşünüyorum. Gerek antrenörler açısından, gerek sporcular açısından çok kaliteli bir kamp geçiriyoruz. İnşallah hepimiz dünya şampiyonadayız. Güzel geçiyor. Şu anda biraz böyle çok zorlamadan, hafif tatil yapıyormuş gibi de, ama antrenman yapıyormuş gibi de gayet iyi geçiyor yani. Hem moral motivasyon depoladık, hem de diğer kamplar için ön bir hazırlık yaptık diyelim. Asıl antrenmanlar orada başlayacak. Teşekkür ederim. Tamam, sizden alayım birkaç cümle. Hazırlanayım. Güzel geçiyor kamplarımız. Bu kadar. Çok yorum yaptınız. Bu muydu? O zaman bugün sürprizlere hazırlıklı olun. Parkur severiz. Bizim işimiz. Bugün bizi izleyin. Deyip yapamıyorum. İzlemede kalın. Aa, Gözde buradaymış. Sen ne arıyorsun burada? Gözde'yi çekiyor mu ya? Devam et kız. Gözde'den bayağı biraz adivizyon erkeklerle ilgileniyoruz. Gözde de diğer tarafta, ben diğer tarafta çalışıyorum. Yani bu tarafa da geliyorum ama Gözde'yi çok sık görmüyorum. Çok da fazla görmek istemiyorum zaten. Şimdilik keyifli geçiyor, güzel geçiyor. Burası çok sıcak. Antrenmanlar güzel, keyifli. Çok fazla zorlayıcı değil zaten ilk etap kamp olduğu için. Ama diğerlerinde biraz zorlanacağız. Dediğim gibi şu an gayet keyifli. Biraz kalabalık, alışılmışın dışında kalabalık bir kamp. Çünkü hem U23 kadın erkek ve zaten büyükler olduğu için birazcık kalabalık, ama burada birçok kişi dünya ve Avrupa dereceli. Tanıdığım arkadaşlarımız performansı gayet iyi. Zaten hepimiz, ben zaten bir gün önce buraya maç yapıp da geldim. Hepimiz maç yaparak geldik buraya. Hepimizin performansı gayet iyi, ama diğer takım için bir şey söyleyemem. Onu antrenörlerimiz söyler, ama eminim bu motivasyon kampı onlara teknik ve taktik anlamda da güzel gelecektir diye düşünüyorum. Biz Sercan'ı alkış arasında da getirebiliriz yani. Ne diyeyim? Sor abi. İsmim Sercan Koç, Kayseri'den geliyorum. Burada mı konuşsam ya? Herkes diyemiyor. Evet, kendim Ege sporcusuyum, Ankara sporcusuyum. Ankara'da adına dövüşüm ama Kayseri'de yaşıyorum. Göksel Cingöz'ün öğrencisiyim. 5-6 yıldır da sporu yapıyorum. Bizde abi. Muay Thai'da 2016'dan beri Türkiye şampiyonluğum var. 2020'ye kadar aynı. 20'de. Sonra da hedefimiz olan dünya şampiyonasına gideceğiz bu kamp. Yani kampımızı geçirdikten sonra 2-3 etap kamp var. Ondan sonra dünya şampiyonası. Şimdi abi. Nasıl geçiyor peki buradaki kamp süreci? Çok güzel geçiyor. Hani sürecimiz de iyi, motivasyon da yerinde, yasaklar var. Yasaklar da yerinde. İyi yani, iyi geçiyor kamp. Kaptanımız Serdar Eroğlu çok iyi. Fatih Değer var, Hasan Batmaz var. Tek kalsın kaptan, onlar da çok iyi. Hocalarım sağ olsun, onlar da çok iyi. Şimdi Lapa dövmeye gidecek hep beraber. Motivasyonumuz iyi. Takımca çok iyiyiz. Herhalde şey, amatör zannettin. Telefonla çekmiyor, profesyonel. Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz!
En büyük Türkiye şampiyon Türkiye. Bravo Cerdan. Denize gidersin, Yılmaz'dan kork. Havuza gidersin, Hakan Şadi'den kork. Dışarıya çıkarsın, Hayır Başkan'dan kork. Markete gidersin, Serdar'dan kork. Kork ulan kork. Allah mısınız lan siz?